Gecenin mahiyeti bizim için çok derin anlam içeriyor. Bahçenin yetiştirdiği bu güzide insanın böyle bir gece düzenleyip bizleri davet etmesi bizi çok gururlandırdı. Artı hiç tanımadığımız bir insanla, hani tanımadığımız kadınlarla, tanımadığımız grupla çok eğlenmemizi sağladı. Gecenin içeriği neydi? Herkese çok teşekkür ediyoruz. Gecenin içeriği neydi? Gecenin içeriği bana göre tek kelime, eğlenceydi yani. Evet, pandemiden çok sıkılmıştık, çok doğru. Pandeminin stresini attığımız bir gece oldu. Ben öyle düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum, çok sağ olsun. Eksik olmasın ekibinde. Bütün öğretmenlerim, hepsine çok teşekkür ediyorum. Geldikleri için. Rica ederim, rica ederim. Siz tanıyabilirsiniz. Melih Açık Gözkeleşmen. Evliyim. 4 üniversite mezunuyum. Siyasette etkin olarak görev aldım zamanında. Kurucu dernek başkanıyım Bill Gates'in aynı zamanda. 12 yıl kadar devlet sektöründe çalıştıktan sonra ücretli olarak salon açma kararı aldım. Salonumun ismi Hanıma Güzellik Salonu'dur. Bir şubemde Kahramanmaraş Şırkoğlu'nda vardır. Bir şubemde Gaziantep'in Burdağ ilçesindedir. 5000 hanımefendiye hitap etmekteyim burada. Sektörümü severek yapmaktayım 7 yıldır profesyonel anlamda. Kadınlara değer veren bir hanımefendiyim. Kadınların ön planda olmasını isteyen, haklarını çok iyi bilmesini istiyorum. Çaresiz kalmalarını istemiyorum. Bu gecenin mahiyeti şudur, konusu. Pandemiden sonra çok sıkıldık. Çok bunaldık, evdeydik sürekli. Yasaklar kalktıktan sonra kontrollü bir şekilde sosyal mesafeye uyarak bu geceyi düzenlemek istedim. Bu gecede de kadınların motive olması, evden biraz olsun uzaklaşmaları, biraz olsun sorumluluklarından bir nebze akşam olsun uzaklaşmalarını isteyerek bu geceyi düzenledik. Peki, gelen hanımefendilerin, gelen katılımcıların genel mesleği neydi? Genel mesleği öğretmenlerimiz vardı, okul müdürlerimiz vardı, esnaflarımız vardı, ev hanımlarımız vardı. Kozmik bir toplantı ve eğlence oldu. 3 tane ilçeyi birleştirdik. Burdağ, Türkoğlu ve Bahçe ilçesi olarak bu ilçeleri birleştirdik. Bugün insanlar yeni insanlarla tanıştı aynı zamanda. Burada dostluklar kuruldu, telefon numaraları alındı. Dolayısıyla güzel bir ortam oldu. Bu gecelerin devamı gelecek mi? Gecelerin devamı şöyle gözlemlediğimizde hanımlarımızın talepleri çok güzel. Tabii ki gelecek, yeri gelecek Türkoğlu'nda, yeri gelecek Bahçe'de, yeri gelecek yine Nurdağ'da bu gecelerimizin devamı gelecek. Kadınların olduğu her yerde Melih Akeleş'i görebilirsiniz. Melih Hanım, son olarak mecliste olmayı ister misiniz? Tabii ki isterim. Çok şeyiniz var. Seveniniz ve sizi destekleyen bir grup var. Çok teşekkür ederiz. Tabii ki neden olmasın. Vatanıma, milletime, ülkeme, aileme, arkadaşlarıma, topluma faydalı olacaksam ben her yerde önde giderim. Önce hangi basamağı düşünürsünüz? Ben daha önce kadın kolları başkanlığı yaptım. Sonrasında da nasip milletvekiliğine adaylığımı koymak istedim. Fakat iş yoğunluğumuz ve hani bazen büyüklerimiz hani şimdi değil dediği için bekledik. Neden olmasın? Milletvekili adayı olabiliriz belki. Kadınlar için. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.